Babu kazai havaicil müslimine. 29 numaralı bab. Kaza yerine getirmek demek havaic ihtiyaçlar. Babu kazai havaicil müslimine. Müslümanların ihtiyaçlarını yerine getirme babı. Havaic kelimesi gayrimusariftir. Neden? Müntehel cümle olduğundan. Evet. Ama havaici, ben bu kelimeyi mecrur olarak okudum. Belki yanlış okudum. Sizce nasıl olmalı? Evet. Kendisi muzaf durumunda. Aynı zamanda muzafun ileyh. Hem muzaf hem muzafun ileyh olduğu için. Yani muzafın, kendisi muzaf. Muzafın ileyh olması zorunlu değildi. Gerçi başında harfi cer de olsa olurdu böyle. Kendisi cer konumunda ve muzaf olduğundan mecrur olarak okunabiliyor. Allahu Teala, Yüce Allah şöyle buyurdu. Ve'f'alul hayra. Ve'f'alul diyor ya, ben burada vav'dan değil de şuradaki hemzeden okumaya başlamak istiyorum. Yani ve buradaki hemzeye nasıl bir hareke vermeliyim? Kesre vermeliyim. Nereden anlıyoruz bunu? Bu sonuca nereden vardık? Evet. Ne diyeceğiz? Emir fiil olması yeterli değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Unsur. O da emir fiil ama zammeli. Burada tam tespit diye belki herkes anladı ama açıkça düzgün yazabilen en iyi açık yazan kişi Mücahit Hoca oldu. Ne dedi? Aynı şiirinde Fetha'yı gördüğüme göre esreyi veririm. Hani kelimenin babını bilmesen bile aynı şiirinde Fetha varsa direkt esreyi emri hazırdır elbette. Bu yüzden veriyoruz. Devam edelim. Ve'f'alul hayra. Hayır yapın, hayırlı işleyin. Leallekum, umulur ki siz tuflihune, kurtuluşa erersiniz. El-Hac 77. 244 numaralı hadisi şerif. Ve an İbni Ümera radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Daha önce yine en azından iki defa geçmiş bir hadis tekrar geldi. Bir benzeri geldi diyelim. El Müslimu, Müslüman kimdir? İki nokta üst üste. Ehul Müslimi, Müslümanın kardeşidir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. İşte bu yüzden La yazlimuhu, ona zulmetmez. Ve la yuslimuhu, onu düşmana teslim etmez. Men her kim kâne ise fi hacet ehihi, kardeşinin haceti de ise, yani işini görmek üzere bir şeyler yaparsa, kâne Allahu fi haceti, Allah da onun ihtiyacını giderir. Ve men her kim ferrace giderirse en müslimin, bir müslümandan neyi, kurbeten bir sıkıntıyı, Ferracallahu, Allah da giderir. Anh, o kişiden biha, o yaptığı şey sebebi, o yardım sebebi neyi giderir? Kürbeten sıkıntısını giderir. Hem de min kürabi yevmin kıyameti, kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderir. Hemen her kim setara örterse, ayıbını örterse, Müslüman, bir Müslümanın setara örter, hu onu, Allahu Allah, yevmin kıyameti, kıyamet gününde. Burada şartları, cevapları, failler, fiiller hepsini görebiliyorsunuzdur. Men setara mesela. Men mübteda setara hüve. Fiil, fail birlikte fiil cümlesi olup menin haberi olmaktadır. Müslüman onun nesi olur? Setaranın mef'ulü olur. Men setara Müslüman. Kim bir Müslüman örterse, burası şart. Ne olur? Setarahu Allahu yevmel kıyamet. Burası da cevap oluyor. Çünkü cevap geliyor. Allah da onun kıyamet gününde sıkıntısını örter diyor. Müttefekun aleyhi 245 numaralı hadise geldik. Ve an Ebi Hurayrate radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Men her kim neffese giderirse an müminin, bir müminden kürbeten bir sıkıntı giderirse min kürabi dünya sıkıntılarından bir sıkıntı giderirse ne olur? Nefese giderir. Allahu Allah. Anhu, o Müslümandan, o kişiden.
Neyi giderir? Çurbeten sıkıntıyı giderir. Min çurabi yevmil kıyameti. Kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Buraya kadar olan bölümünü en azından ezberleyelim. Mümkünse tamamını ezberleyelim. Ama en azından şu bir satır, 1,5 satırlık bölümü ezberleyelim. Hatta kısaca irabına da bakalım. Men yine şart, öyle değil mi? Mübtedadır ve şart manası içermektedir. Men her kim nefes an müminin kürbeten. Münkura bir dünya. Kim dünya sıkıntılarından, müminden bir sıkıntıyı giderirse ne olur? Nefes Allahu anhu kürbeten münkura bir yevmil kıyameti olur. Yani burada ne var? Şart var, cevap var. Men mübteda, nefese hüve, fiil, fail, birlikte fiil cümlesi olup men mübtedasının haberi olmak. Men nefese. Evet. En müminin, en car, mecrur zaten. Kurbeten meful bih'tir. Nefese fiilinin meful bih olmaktır. Min kurabi dünya. Hani sıkıntı giderirse nasıl bir sıkıntı? Min kurabi dünya. Dünya sıkıntılarından olan bir sıkıntıyı. Buna göre min kurabi dünya ne olur? Sıfat olur. Kürbeten kelimesinin Nefes Allahu, burası cevap olur zaten. Nefese fiil, Allahu fail, anhu o kişiden gider. Neyi? Kürbeten sıkıntıyı, burası da mef'ul olur. Min kurabi yevmil kıyameti, burası da kürbeten kelimesinin sıfatı olmaktır. Devam edelim. Ve men her kim, yine müptedadır bu. Yine haber gelecek, yine şart, yine cevap cümleleri, yine fiiller, failler, mef'uller gündemde. Men her kim yessera kolaylık gösterirse, genişlik verirse ala mu'sirin darda kalana kim kolaylık gösterirse yessarallahu aleyhi Allah da ona kolaylık gösterecek, genişlik verecek fi dünya vel ahiret. Hem dünyada hem de ahirette. Şartı cevabı fark ettiniz. Yine şart cevaplar var. Men her kim setara örterse hüve o kişi Müslüman, Müslümanı örterse, yani Müslümanın ayıbını örterse, men mübteda, setara fiil, hüve fail, fiil, fail, birlikte fiil cümlesi olup, men mübtedasının haberidir. Müslüman da burada meful bih oluyor. Meful bih daha bugün işledik Tüfretü Seniyye'de. O yüzden meful bih olduğunu söylemem belki de önemli. Kim bir Müslüman ayıbını örterse ne olur? Setara hu Allahu fil dünya vel ahirati olur. Burası da cevap. Setara örter hu onu, yani onun ayıbını örter. Kim? Allahu Allah. Nerede örter? Fi dünya vel ahireti. Dünyada ve ahirette. Ve Allahu Allah fi avnil abdi kulunun yardımındadır. Kuluna yardım eder. Yardımcı olur ona. Ma kana'l abdu fi avni ahihi. Ma o kul ki kana ma o şey ki Kânel abdu kuldur fi avni ahihi. Kardeşinin yardımında olduğu sürece, kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah o yardım edene yardımcı olur. Ve men her kim sereke darigan bir yola çıkarsa, bir yola koyulursa, yeltemsu isteyerek. Men mübteda sereke hüve fiil fail haberdir. Darigan onun mef'ulü bihidir. Yine şart var burada, öyle değil mi? Mende şart manası var. Men seleke darigan yeltemisu hüve fiil fail. Kim isteyerek bir yola çıkarsa fihi o yolculukta ilmen ilim isteyerek ilim kastıyla yola çıkarsa ne olur? Seherallahu lehu bihi darigan ilel cenneti olur. Sehere kolaylaştırır Allahu Allah lehu o kişi için bihi o niyetiyle. Tarigan yolu kolaylaştırır. Nereye giden yol? İlel cenneti, cennete varacak yolu kolaylaştırır. Ve ma ictema'a, burası nefi ması. Ma ictema'a, toplanmadı. Kavmun, hiçbir kavim. Kavmun aynı zamanda zülhal. Fi beytin, hiçbir evde toplanmadılar. Min buyutillahi, Allah'ın evinden olan herhangi bir evde. Beytin mevsuf, min buyutillah sıfattır. Allah'ın evlerinden herhangi birinde topluluk toplanmadığı Teala Yüce Allah. Yetlûne okuyorlar, yani okuyor oldukları halde toplanmadı. Yetlûne tela, yetlûne vav faildir burada. Ama yetlûne haldir yani, hal cümlesi burası. Yetlûne okuyor oldukları halde toplanmadılar. İnsanlar Allah'ın evlerinden evlere toplanabilirler ama acaba dedikoduya mı toplandılar?
İşte kim okumak üzere? Yetlûne okuyorlar. Kitâbellâhi, Allah'ın kitabını okuyorlar. Allah'ın kitabını okuyor oldukları halde hiçbir topluluk Allah'ın evlerinden herhangi bir evde toplanmadılar. Ve yetedârasûnehu ve Allah'ın kitabını ders yapıyorlar, müzakere ediyorlar. Beynuhum kendi aralarında. Olmadılar böyle. Beyne zarf-ı mekan. Eğer böyle olurlarsa, bu amaçla toplanırlarsa, illa ancak böyle değil de, yani toplanırlarsa, kitap okurlarsa, müzakere ederlerse ne olur? Nezelet iner aleyhim, onların üzerine ne? Es-sekînetu, sekine iner. Yani huzur, güven iner. Nezelet fiil aleyhim mef'ul bih olur. Es-sekine burada fail olur. Ve gâşiyet ve kapsar hum onları ne? Er-rahmetu, rahmet kapsar. Gâşiyet fiil hum mef'ul bih. Er-rahmet fail olur. Burada mef'uller failden önce geldiği için mukaddem mef'ul olarak adlandırılmaktadır. Ve ceffet hum. Ve ceffet kuşatır. Hum onları ne? El-melâiketu, melekler kuşatır. Güzel soru. İnternetten de toplanınca oluyor mu hocam? Yani burada Allah'ın evlerinden bir evde toplanmanın zorunluluk şartı olduğunu düşünmüyorum. Burada zorunlu oluş Allah'ın kitabını tekrar etmek, dersini yapmak olmalı. İlla evinde toplanmanın zorunlu olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü nerede Allah'ı zikrediyorsan orası Allah'ın evidir zaten. Evidir derken, yani diniyle meşgulsek, ha internette yapmışsın bunu, ha sokakta yapmışsın, ha gitmiş camide yapmışsın. Mekandan daha önemli olan nedir? Kitaptır. He fethun diye geçiyor benim kitabım. He fethun. Fethun ne hocam? Tam anlayamadım. Ha haffet hatta. Şimdi anladım, doğru. Ha değil, ben yanlış okudum. Haffetun. Onu diyoruz. Şimdi anladım. Noktasız yani. Ha olacak. Evet, çocuklara bugünlerde harfleri öğretiyoruz. Ha yapıyoruz, ayn yapıyoruz. Bayağı bir gülüyorlar. Haffethum onları kuşatır el melaiketu, melekler failine. Ve zekerahum Allahu, ve zekera anarhum onları Allahu, Allah. Zekera fihum meful Allahu fail. Allah onları anar. Fîmen, o kimseler içerisindeki indehu, kendi katındadır. Yani melekler arasında onları anar. Kendi katında onları anar. Ve men her kim, men mübteda burada. Beda'e, men her kimi geri bırakırsa, bihi o kişiyi geri bırakırsa. Beda haberdir burada. Her kimi geri bırakırsa ney? Ameluhu, kendi ameli, her kimi geri bırakırsa, lem yusri'i, onu ileri götüremez. Lem yusri'i bihi, o kişi ileri götüremez, ileriye taşıyamaz. Ney? Nesebuhu, nesebi, soyu, ırkı onu ileri taşıyamayacaktır. Ravahu Müslüm'ün. 29 numaralı babı da bitirdik. Sırada 30. bab var. Babu şefaati, şefaat bahsine geldik. Burada kalıyoruz arkadaşlar.